Ses ve görüntü kontrol. Ben izliyorum kadın programı. Ne olmuş? Ben izliyorum kadın programı. Evlilik programı. Ha, Seda Sayan. Ha, evleneceksen gel. Ha, ne olmuş? Ne olmuş? Bir söyleyin bakayım bir. Girmiş birbirine burası. Ne olmuş? Ben anlamadım. Birbirinize girmişsiniz. Hayırdır? Esra Erol falan onlar hep seviyeli. Tuba. Onlar seviyeli. Onlar komik değil. Siz Seda Sayan'ı izleyeceksiniz. Seviye yerlerde ve çok komik. Bayılıyorum, bayılıyorum. Ne yapacaksınız seviyelileri izleyip? Şimdi Tuğba, transistör ne işe yarıyormuş? Okudun mu Google'da? Neymiş transistör? Bak bakalım bir. Aferin sana. Ne işe yarıyor transistör? Devrelerde ya anahtarlama yapıyor ya da sinyal yükseltici olarak. Yapısında yarı iletkenler var. Yarı iletkenler var. Kısaca yaptığı şey minik bir akım vasıtasıyla minik bir akım kullanarak büyük akımları kontrol etmeye yarıyor. Büyük akımları kontrol etmeye yarıyor. Etmeye yarar diye. Mesela bu bilgisayar işlemcileri mesela. Bilgisayarların işlemcileri. Bir sürü milyonlarca böyle şeylerden abarttım mı milyonlarca ya da binlerce diyeyim hadi abartmış olmayayım. Belki de milyonlarca bilmiyorum da. Çok fazla sayıda kısaca transistör, küçük küçük böyle şeyler. Hani birler sıfırları nasıl oluşturuyoruz sanıyorsunuz? Anahtarlar vasıtasıyla değil mi? O birler sıfırları nasıl oluşturacağız? Anahtarlar vasıtasıyla oluşturacağız. Ama o anahtarları böyle elimizle kapatıp açmak mümkün değil. Çok kısa sürelerde gerçekleştirilmesi lazım bunları. Küçük akımlar veriyoruz. Orada anahtarlama görevi üstleniyor. Açılıyor, kapanıyor anahtarlar. Ve duruma göre de aynen öyle. Duruma göre de kapatıyor kendisini ya da açıyor. Anahtar görevini üstleniyor. Ve duruma göre de sinyali yükseltiyor. Muhabbet bu. Şimdi siz anahtarlama görevine bakacak olursanız, anahtarlama görevine bakacak olursanız, diyota benzer bir görev üstlendiğini görürsünüz. Sadece anahtarlama kısmına takılırsanız diyotla karıştırırsınız. Oysa ki diyotla farklıdır mantığı. Bakın, diyot her zaman tek yönlü akımı engeller. Mesela burada eksi yönlü akımı engelledi mesela. Yani ne oldu? Sağ tarafa giden akımı geçirdi, sol tarafa giden akımı geçirmedi. Bu akıma falan filan hiçbir dışarıdan etkiye bağlı olmadan gerçekleşir bu olay. Oysa ki transistörlerde minik başka bir daha nasıl diyeyim size? Minik bir akım daha kullanmamız lazım o anahtarlamanın açılıp kapanabilmesi için. Duruma göre cevap verir diyorsunuz ya. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani bu kutunun içindeki devre elemanı transistör olamaz. Diyottur. Dışarıdan bir akıma ihtiyacı yok diyotun çalışabilmesi için. Kendi kendine zaten tek yönlü akım geçirir diyot. Ama transistörün anahtarlama yapabilmesi için minik başka bir akıma daha ihtiyacı duyar. Tetiklenebilmesi gerekir. Aynen öyle Önder. Anladın mı Tuğba meseleyi? Duruma göre, yani nasıl diyeyim sana? Başka bir üreteçle, onun tetiklemesiyle, başka bir üretecin verdiği akımın tetiklemesiyle bir ya da sıfır durumuna geliyor. Anahtar kapatıyor ya da açıyor transistör.
Burada başka bir devre elemanı, başka bir üreteç yok. Tek bir üreteç var. Demek istediği bu. Devam. Işık vermeyen lambalar hangileridir? Arkadaşlar biri DC, biri AC. Dikkat edin. AC'de. Üçü de ışık verir. Amma ve lakin şu kırpışır. Kırpışarak ışık verir. Yanar söner, yanar söner, yanar söner. Tek yönlü akım geçiriyor çünkü. Doğru mu? Ama sonuçta yanar. Sonuçta yanar. DC'ye baktığımda şöyle akım vermeye çalışıyor. Buralardan akımları böyle geçirmeye çalışır. Diyotla zıt yönlü olduğu için bu akım vermez. Akımı geçirmez o diyot. Işık vermez bu L lambası. M lambası zaten açık devredir ama K lambası yanar. O zaman L ve M lambaları ışık vermez. AC'de ise her zaman ışık verir. Her şey. Lambalar. İster direnç bağla. İster kondansatör bağla. İstersen şuraya bir yere bobin bağla. Fark etmez. Bu da ışık verirdi. Ama diyot tek yönlü akım geçirir. O yüzden akım sola akarken verir. Akımı geçirerek ışık verir o lambası. Akım sağa akarken vermez. Ama net olarak ışık verir mi? Verir deriz. Verir yani yanar söner yanar söner. Transformatörlerle ilgili hangisi yanlıştır? Doğru akımla çalışmaz. Doğru. Alternatif gerilim elektromanyetik indüksiyon yöntemiyle değiştirir. Doğru. Verim %100 kabul edilirse giriş gücü çıkış gücüne eşittir. Doğru. Verim %100 değilse çıkış gücü girişten büyüktür. Yanlış. Çıkış daha düşüktür. Kayıp var çünkü. Çıkıştaki sarım sayısı büyükse gerilimi yükseltir. Doğru. Yanlış olan Denizli burada. Devam. Bir transformatör verilmiş. Falan filan falan hepsi yazılmış. Hangileri doğrudur? İkisini çarptım. 240 watt gerilim var. İkisini çarptım. 192 watt şey gerilim diyorum. Güç var. O zaman verim %100 değil. 240'ta 192 yüzde kaça karşılık geliyor arkadaşlar? Bir kontrol edelim mi? 24 ile sadeleştirirsem abi ben bunu 8. 24 ile sadeleştirirsem 10. Demek ki %80'e karşılık geliyor. Verimi %80. Bunu biliyorum. Sonra bakalım. Transformatör yükseltici midir? Voltajını atmış, düşürmüş. Hayır. Alçaltıcıdır. Voltaja göre isimlendiriliyor. NK NL'den büyüktür. Evet doğru. Neden derseniz daha büyük gerilime sahip. Doğru olan 1 ve 2. Devam. 3 çıkışı olan bir transformatörde primer devreden verilen sabit alternatif gerilim ötekilerden alınıyor. Verimi sabit kalmak koşuluyla K ve L sarımları buradan çıkarılırsa VS ve IS nasıl değişir? Arkadaşlar S'nin sarım sayısı değiştirilmediği için voltajı sabittir. Doğru mu? S bobininin sarım sayısı etkilenmediği için voltajı sabittir. Ama eskiden gücü 3 yerden alıyorduk. Şimdi artık gücü tek yerden alıyoruz. Dolayısıyla güç artmalıdır. Gücün artması için de akımın artması gerekir. Yani cevap Denizli'dir. Eskiden güç 3'e bölünerek alınıyordu. Şimdi gücü tek sarımdan alıyorum. Tek S bobininden alıyorum. Demek ki güç artmalı. S bobininden aldığım güç artmalı. Kıvdan bakıyorum. Aynı yerden daha büyük güç alacağım. Voltaj sabit. Demek ki akımı artmalı. Devam. Verimi %100 kabul edilen bir transformatörün çıkış devresinden alınan alternatif akımın büyüklüğünü artırmak istiyorum. Hangileri tek başına yapılmalı? Sekonderdeki sarım sayısını azaltmak. Sekonderin sarım sayısını azaltırsam sekonderin gerilimi azalır. Karşılığında sekonderin akımı artar. İşime yaradı.
Primerdeki sarım sayısıyla sekonderdeki sarım sayısını yarıya düşürmek hiçbir şey değiştirmez. İkisini de yarıya düşürdüğüm için oran etkilenmez. Oran etkilenmediğin için voltaj değişmez, çıkış voltajı. Çıkış voltajı değişmediği için de hayır Serkan. Serkan bak şöyle düşün Serkancığım. Burada 2 sarım var, burada 4 sarım var. Buradan ben V veriyorsam buradan 2V alıyorum. Buradan 2'yi alıyorsam buradan I alıyorum. Düşünelim şimdi. Sarım sayılarını yarıya düşürelim. 1'e 2 yapalım sarım sayılarını. Voltajlar değişmez. 1'e 2 oranında yine. Dolayısıyla da akımlar da değişmemiş olur. Aynı gücü geriye buraya aktarıyorum ben. Sarım sayısı voltajı etkiler sadece Serkan. Sarım sayısı voltajı etkileyecektir sadece. Primerdeki akımı artırmak. Primerin akımı artarsa güç artar. Dolayısıyla karşı taraftaki gücün de artması lazım. Sarım sayısı sabitse voltaj sabit, gücün artması için akım artmalıdır. Bu da işimize yarar. Anlaşıldı mı? Devam. Adam vermiş, MP'nin sarım sayıları oranı nedir? 60'a 15. Demek ki burada 4N sarım varsa burada N sarım var. K'da 4N sarım varsa burada N sarım var. 60'ı burada ne olarak veriyor? 15 volt olarak veriyor. 15'i 120'ye çıkardığına göre 8. Yani burada M sarım varsa burada 8M sarım var arkadaşlar. 8 katına çıkartmış. O zaman M bölü 8M cevap 1 bölü 8. Anladınız mı yaptığım şeyi? Devam. Primer potansiyel fark, primer sayısı bilmem ne falan filan sarım sayısı ne olmalıdır? Yazalım. Sol tarafa primer dedim. Primer 220 volt. Sarım sayısı 200. 220 de watt şeyimiz var. Gücümüz. Buradan da 220 watt alıyormuşum. %100 verimle çalışıyor. 10 amperlik akım elde edebilmek için sarım sayısı ne olmalıdır? Yapacağım şey şu. O zaman burada 22 voltluk bir gerilim elde etmem lazım. Voltaj 10'da 1'ine düşürülmüş. Demek ki sarım sayısı da 10'da 1'i kadar olmalıdır. Bakın sarım sayısı 10'da 1. Voltaj da 10'da 1'ine düşürülmüş. Böylelikle 20 sarım olması gerektiğini gördüm. Şimdi bizim şey nerede? Optik nerede? Yazayım da koysunlar şunu. Nedenmiş Tuğba? Neden ki? Sebep? Bilmiyorum. Bir sorayım. Bir sorayım. Yok bana öyle bir bilgi verilmedi. Bir sorayım yine de. Evet arkadaşlar. Hazırsanız yepyeni bir alem başlıyor. Optik alemi. Arkadaşlar. Optik aleminde. Yok Esin daha yeni ara verdim. Hele bir durun. Şimdi beni bir izleyin. Optikte hangi sıralamayı takip edeceğim onu söyleyeyim. Gölge, akabinde yansıma. Yansıma tabi önce düz ayna sonra küresel aynalar. Ondan sonra kırılma. Kırılmadan sonra mercekler.
Renk ve aydınlanma. Bu sıralamayla işleyeceğim. Önce gölge olayıyla başlayalım. Gölge ne demektir arkadaşlar? Bana bir söyleyin bakalım. Gölge ne demektir? Gölge ne demektir arkadaşlar? Hayır, direkt gölgenin tanımını istiyorum. Nedir gölge? Işık alamayan bölge. Kısaca şöyle desek olur mu? Aydınlanma farklılığı desem olur mu? Aydınlanma farklılığı. Bir yerlerde böyle farklı aydınlanmış bölgeler görürsem, onları ben daha aydınlıklarını kıyaslayarak az aydınlanmış bölgelere gölge adını veririm. Eğer bir yer hiç aydınlanmamışsa oraya tam gölge, az buçuk aydınlanmışsa yarı gölge adını veririz. Yani tamamen aydınlanmış bir yere göre kıyaslıyorum. Az buçuk aydınlandıysa yarı gölge. Hiç aydınlanmadıysa tam gölge adını alır. Bir ışık kaynağı verelim arkadaşlar. Bir ışık kaynağı verelim. K ışık kaynağı burası. Bunun önüne opak bir cisim yerleştirdim. Opak cisim ne demektir? Işığı geçirmeyen, yani saydam olmayan anlamındadır. Opak cisim. Opak bir cisim var arkadaşlar burada. Karşı tarafa da bir perde yerleştiriyorum. Perde üzerindeki aydınlanmayı şey yapacağım, ölçeceğim, şekil olarak bakacağım. Şimdi K cisminden her yere fotonlar salınıyor biliyorsunuz. Sol tarafa doğru giden fotonlar beni ilgilendirmez. Ama sağ tarafa doğru giden fotonlar, yani perde tarafına doğru giden fotonlar beni ilgilendirir. Bazı fotonlar opak cisme çarparlar, o yüzden de perdeye erişemezler. En son beni ilgilendiren şey nedir? Bakın, opak cismin tam teğetini alırım. Opak cisme tam teğet olan, şunu kötü çizdim. Opak cisme tam teğet olan şu ışınları düşüneyim. Burası bir konidir. Biz bunun adına gölge konisi adını veririz. Gölge konisinin içinde şu tarafta foton olmaz. Neden? Opak cisim tarafından engellenmiştir çünkü o bölgede olması gereken fotonlar. Ama başka yerlere fotonlar gelebiliyor bakın. O zaman ekranda nasıl bir şey elde ederiz derseniz, ekran üzerinde şimdi şunun kesiti daire şeklinde. O zaman ekran üzerinde de daire şeklinde o koninin tabanı hiç ışık almayan bir bölge oluşur. İşte biz buna ne ad veririz? Tam gölge adını veririz. Buraya kadar problem var mı? Bu tam gölge, hiç ışık almıyor. Diğer taraflar şey yaptılar, siz söyleyin. Foton aldılar, yani aydınlık. Şimdi size soruyorum. Işık kaynağını geriye doğru çekersem tam gölgenin alanı ne olur? Işık kaynağını geriye doğru çekersem sola doğru. Bakın, kaynağı buraya çekersem gölge konisinin tepe açısı daralır. Bakın, dolayısıyla gölge konisinin tabanı küçülür. Yani yarı gölgenin alanı, şey tam gölgenin alanı özür dilerim, küçülecektir. Peki, opak cismi sola çekersem ne olacaktır? Bu sefer de opak cisim artık şurada mesela. Bakın, gölge konisinin tepe açısı büyüyecek, karşılığında tabanı büyüyecektir. Yani alan büyüyecektir tam gölgenin alanı. Peki, perdeyi sola doğru yaklaştırırsam ne olur? Hop, perde bu tarafta. Artık eskisine göre daha küçük bir taban olduğu için alan küçülecektir tam gölgenin alanı. Hangisini nasıl hareket ettirirsem alan nasıl değişir dikkat edin. Şimdi
genelde bize birden fazla arkadaşlar ışık kaynağı verilebilir. K1, K2 ışık kaynakları. Şuraya da bir perde koydum. Şuraya da bir adet opak cisim yerleştirdim. Opak bir cisim. Perde üzerinde oluşan gölgenin şekli neye benzer? Her biri için ayrı ayrı arkadaşlar gölge konisi çiziyorum. Bunun gölge konisi ve tabanı. Arkadakinin gölge konisi ve onun tabanı. Çizdim şu şekilde. Artık ne oluştu? Ekran diyelim şöyle. Perdeye karşıdan bakarsam iç içe iki tane daire. İçteki daire hiç ışık almadı. Komple tam gölge. Dıştaki halka ise biraz ışık aldı. Yarı gölge. Burası aydınlık. Şurası yarı gölge. Şu içeri bölge ise tam gölge. Hiç ışık almıyor. Peki yarı gölgenin ışık aldığı kaynak hangisi? K1 mi K2 mi? Yarı gölge hangi kaynaktan ışık alıyor? K1'den ışık alıyor. Doğru mudur? Tuğba iyi bak. K1'den ışık alıyor yarı gölge. Tuğba. K1'den bak çiziyorum. K1'in gölge konisi dışında. Bak foton alıyor K1'den. Tuğba gördün mü? K1'in gölge konisinin dışında. Orası ışık alıyor. Kimden ama? K1'den alıyor. Peki. Şimdi olayımız bundan ibaret. Peki bazı şeyler yapalım şimdi. Yarı gölgenin alanı ve tam gölgenin alanının değişimlerine bakalım. K1 kaynağını geriye çekersem bunların alanları nasıl değişir? K1 kaynağını geriye çekersem. Bakın mavi ile çizdiğim gölge konisi daralır. Yani tam gölge küçülür. Yarı gölge büyür. Yarı gölge büyür. Neden? İçerideki daire küçüldüğü için halkanın alanı büyüyecektir. Dış sınır aynı kalacak ama iç kısımdaki tam gölge küçüldüğü için yarı gölgenin alanı büyüyecektir net olarak. Doğru mu? Güzel. Peki, pembe kalemi alalım. Sadece K2 kaynağını çekersem ne olur? K2 kaynağını geriye doğru çekersem. Tam gölgenin alanı değişmeyecektir. Ama kırmızıyla çizdiğim gölge konisinin tepe açısı küçüleceği için yarı gölge küçülecektir. Okey mi? Aldım yeşil kalemi. Peki, Elif, mavi ile çizdiğim konide bir değişiklik var mı Elif? Mavi ile çizdiğim koni değişir mi Elif? E o zaman tam gölgenin alanı niye değişsin? Tam gölge orası çünkü. K2'yi çekersem kırmızıyla çizdiğim gölge konisinde değişim olur. Mavi gölge konisinde değişim olmaz. Mavi ile çizdiğim sabit kalır. Şimdi yeşil kalemi aldım. Sadece opak cismi çekiyorum sol tarafa doğru. Ne olur arkadaşlar? İki gölge konisinin de tepe açıları artacağı için, bakın iki gölge konisinin de tepe açısı artar. Dolayısıyla tabanları artar. Her ikisinde de artış meydana gelir. Hemfikir miyiz? Güzel. Peki sarı renkli kalemle gösteriyorum. Perdeyi sola çekersem ne olur? Perdeyi sola çekersem ne olur? Her ikisi de azalır. Doğru mudur? Her ikisi de azalır bu sefer. Güzel. Peki. Şöyle bir şey yaratırsak ne dersiniz? İki tane kaynağı şöyle verdim. Şu bir eksen. K1, K2 kaynakları. Şu mesafeler aynı arkadaşlar. Dik olarak. Önlerine de tam onlarla şöyle aynı hizada
Tam o araya sığacak şekilde opak bir cisim yerleştirdim. Buraya da bir adet perde koydum. Şimdi ekranda oluşan gölge desenine bakalım. K1'den kaynaklanan gölge konisini çiziyorum. Şu ve şu. Bu K1'in gölge konisi. Artık bu taban arkadaşlar daire değildir, eliptiktir, doğru mu? Artık bu şekil eliptiktir. Daire değil. Dik vurmuyor çünkü perdeye. Güzel. Bir de mavi ile diğerinkini göstereyim. Şu bir, bu iki. Orada da şöyle bir şey oluştu. Anladınız. Biraz daha düzgün çizeyim. Orada da bu oluştu. Yani şimdi ekran üzerinde oluşan desene bakacak olursam, iki tane eliptik şekil iç içe girmiş. Şu orta bölge tam gölge, şuralarsa yarı gölgedir. Doğru mu? Doğru mu? Peki soruyorum şimdi. Soruyorum şimdi. Beni çok iyi izleyin. Tam gölge diyorum ve yarı gölge diyorum. Kırmızı kaleme alalım. K1 kaynağını geriye çekersem ne olur arkadaşlar? K1 kaynağını geriye doğru çekersem alanlarda nasıl değişim gözlenir? K1 kaynağını geriye çekersem her ikisi de küçülür arkadaşlar. Alan olarak her ikisi de küçülür. Şimdi beni iyi izleyin. Bir kişi şey dedi bak Emrullah. Tam gölge değişmez dedi. Emrullah bir boyutlu bakma Emrullah. Beni izle şimdi Emrullah. Arkadaşlar şu doğru parçasının uzunluğu evet değişmez. Ama alan olarak baktığımda bakın artık daha küçük bir elips olduğu için kenarlarda ne var? Alan kaybı var. Kenarlarda alan kaybı var. Görüyor musunuz bakın? Şu doğru parçası değişmedi ama kenarlardan alan kaybı meydana geldi. Tam gölge küçüldü. Anladın mı Emrullah'cığım? Bir boyut olarak o doğru parçasının uzunluğu değişmez ama alan olarak tam gölge zayıflamıştır kenarlardan. İncelmiştir, küçülmüştür. Dikkat. Silelim bunları. Şekil şey olmasın. Peki. Yeşil renkli kaleme aldım. K2'yi çektim bu tarafa. Aynısı olur. Her ikisi de yine küçülür. Her ikisi de küçülür. Sorun yok. Peki. Mavi renkli kaleme aldım. Opak cismi sol tarafa doğru çekiyorum. Opak cismi sol tarafa doğru çektim. İkisinin de arttığını görebiliyor muyuz? Çünkü koninin tepe açısı büyüyor, koniler açılır. Tabanları artar. Dolayısıyla kesişimin de alanı artar. Kesişimin bir boyutta yüksekliği değişmez ama alanı artar. Dikkat. Peki. Perdeyi yeşil renkli kalemi nasıl alayım? Yok. Pembe renkli kalem. Perdeyi çektim bu tarafa. Anlatayım bağır. Hayır. Dilekçim, yukarıda perdeyi sola çek bakalım ne oluyor? Baksana ikisinin alanı da küçülmüyor mu ya? İkisinin alanı da küçülmüyor mu? Dilek. İkisinin alanı da küçülüyor perdeyi sola çekersen. Yukarıdaki şekle bak. Çizdim üzerine. Şimdi perdeyi sola çekersem eğer iki koninin de gördüğü tabanlar küçülür. Dolayısıyla tam gölgede, yarı gölgede de küçülme olur. Şimdi Bahar diyor ki Bahar. K1 çekilince neden mavi de küçüldü? Hayır.
K1'i çektiğim zaman kırmızı renkli kalemi aldım. Olur Ramazan, sen bilirsin, fark etmez. Bahar, beni izle. Bahar. Şimdi bakın, şunu kalın kalemle gösteriyorum. Bahar'cığım, K1 kaynağını sola çektim. Daha geride artık K1 kaynağı burada. Şu çizgi değişmedi. Ama şu çizgi artık eskisine göre daha aşağıda bir yere, daha yukarıda bir yere düştü. Bak şu oldu, görüyor musun? Şu oldu. Okey. Şimdi düşün bakalım. Eskiden alanlar şöyleydi. Şuraya bir kutu çizeyim. Eskiden alanlar ikisi aynı şey bunların. Elips olduğunu düşün, tamam mı? Eskiden böyleydi. Şimdi şu hale geldi. Daha küçük bir elips bu şekilde geliyor. Yarı gölgeyi bir boyayalım mı şimdi? Eskiden yarı gölge neresiydi? Eskiden yarı gölge şuralardı. Eskiden şuralar yarı gölgeydi. Şuralar ve şuralar. Şimdiki yarı gölgeyi boyuyorum sarıyla. Artık şuralar ve şuralar. Tabii eskiden şurası da siyah. Onu çizmemişim, dur. Eskiden şurası da siyahtı. Mavi değil, siyah. Anladın mı? Yukarıdaki kısım sabit kalıyor ama aşağıdaki küçüldüğü için yarı gölge net olarak küçülüyor. Bağırcığım. Şimdi çok kafa karıştıran bir şeye geliyorum. Çok kafa karıştıran. Küresel ışık kaynakları vereceğim şimdi de. Küresel ışık kaynakları. Şimdiye kadarki ışık kaynaklarım hep noktasaldı. Şimdi küresel veriyorum arkadaşlar. Birincisi, küresel ışık kaynağı kendisinden daha büyük bir opak cisim. İkincisi, küresel ışık kaynağı kendisiyle aynı boyutlarda opak cisim. Üçüncüsü, küresel ışık kaynağı kendisinden daha küçük bir opak cisim. Üç farklı durum. Şimdi perdelerimizi çizelim. Şunlar perdelerimiz olsunlar. Üçüncüye birazdan çizeceğim perdeyi. Şimdi beni bir izleyin. En yukarıdakiyle başlayalım. Bu sefer ne yapacağım? Şimdi küresel ışık kaynağının üzerinde sonsuz tane noktasal ışık kaynağı yok mudur? Tekrar ediyorum cümleyi. Küresel bir ışık kaynağının üzerinde sonsuz tane nokta vardır. Dolayısıyla sonsuz tane nokta sal ışık kaynağı vardır. Her bir noktasal ışık kaynağının konisini çizemem tek tek. Her bir noktasal ışık kaynağının tek tek gösteremem. O yüzden bir ezber yöntem var bakın. Birincisi, normal bak düz teğetler çiziyorum. Düz teğetler atarak bir koni oluşturup tabanını belirliyorum. Bir de çapraz teğetler atıyorum. Pek güzel olmadı. Çapraz teğetler attım. Bir de buradan çapraz teğet attım. Gördünüz mü? Bu da ikinci şey. Bir düz bir çapraz. Yani ekran üzerinde iç içe şu şekilde şeyler gözleriz. Şöyle bir ekranda. İç bölge arkadaşlar tamamen yarı gölge. Şu dış bölge, şu halka şeklinde yerse yarı gölgedir. İçerisi tam, şurası yarı. Okey. Dışarısı ise aydınlık zaten. Ama öyle değil bak Fulya, hayır. Hayır. Bak. İki tane ışık kaynağı noktasal gibi düşünmeyin. Oradan o zaman şöyle çizerdim bak, yanılırsın.
O zaman şöyle çizersin bunları. Yanlış çizim yapmış olursun bak. O zaman böyle çizersin. Yukarıdan iki çapraz, ya iki tane, aşağıdan iki tane değil. Düz teğetlerden bir tane şekil değişir bir defa ya o zaman. Sen öyle yaparsan böyle şekil elde edersin. Fulya. Dikkat et bak. Düzden ayrı, çaprazdan ayrı. Aman diyeyim. Ne oluyor? Diğerleri işte yani bir sürü şey var. Aynen sınırlardan gönderiyorsunuz. Yapacağınız şey bu. Olay bundan ibaret. Olay bundan ibaret. Bir tam bir yarı gölge oluşacaktır. Artık hangisini sol hangisini sağ çekersen nasıl değişir diye sormuyorum. Mantığı anladınız. Makas açılır mı kapanır mı ona bakıyorsunuz sadece. Aşağıdakine geldim bak. Bir düzler çiziyorum. Gördünüz mü? Düzler çizdim, bir gölge oluşturdum. Bir de çaprazlar çizdim. Bir daha oluşturdum. Yine şöyle şeyler oluşur. İçerisi tam, dışarısı yarı. Ama burada enteresan bir olay vardır. İstersen Işık kaynağını ileri geri oynat. İstersen opak cismi ileri geri oynat. İstersen perdeyi ileri geri oynat. Tam gölgenin alanı değişmez. Çünkü o kırmızı ile gösterdiğim şey bir silindirdir artık. Mesafeden bağımsız olarak bir silindirdir. Tam gölgenin alanı kimi oynatırsan oynat sağa sola değişmeyecek. Anlaşıldı mı? Önemli bu. Yarı çapları aynı olduğu için. RR yarı çapına sahip oldukları için. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Eğer opak cisim ışık kaynağından daha küçükse işler karışıyor. Bakın ne oluyor şimdi. Birer tane düz gönderiyorum. Birer tane de çapraz gönderiyorum. Ups. Bakın şimdi çok enteresan olaylar gerçekleşiyor. Şu kırmızıyla çizdiğim ışınlar şurada kesiştiler. Görüyor musunuz? Kırmızıyla çizdiğim ışınlar yukarıdaki şekillerde hiç kesişmezlerken şimdi kesiştiler. Enteresan bir olay gerçekleşecek. Beni iyi izleyin şimdi. Perdeyi o noktanın soluna koyarsam, perdeyi o noktanın soluna koyarsam, şurada arkadaşlar tam gölge, şurada arkadaşlar halka şeklinde yarı gölge oluşur. Tamam mıdır? Perdeyi o kesişim noktasının önüne koyarsam, hem tam hem yarı oluşur. Ama perdeyi tam olarak o noktadan geçecek şekilde koyarsam, perdeyi tam olarak o noktadan geçecek şekilde koyarsam, karşımda sadece yarı, gölge ve noktasal bir tam gölge oluşur. Nokta şeklinde bir tam gölge oluşur. Anlatabildim mi? Tam gölge artık noktasaldır. Sonsuz küçüklüktedir. Göremezsiniz. Ha var mıdır derse vardır tam gölge. Ama ekranda onu gözleyemeyiz biz. Sadece yarı gölge. Fatmacığım Allah'ın aşkına ya. Soru nasıl bir soru? Fatma, arkadaşlar, öyle soru olur mu? Fatma al buraya koydum. Burada tamamen aydınlık bölge oluşur. Gölge oluşur mu? Fatma, gölge oluşur mu hiç?
Araya engel girdi mi ki gölge oluşsun Fatma? Araya engel girdi mi ki gölge oluşsun? Işık kaynağı perdenin tamamını aydınlatır. Neden gölge oluşsun? Yapma. Engel oluşması lazım gölge oluşması için. Ve geldim zurnanın zırt dediği yere. Eğer perdeyi o noktanın sağına bir yere yerleştirirsen, ekranda sadece yarı gölge oluşur. Tam gölge oluşmaz, yoktur. Noktasal bile oluşmaz tam gölge. Burada yapılan en büyük hata, burada yapılan en büyük hata. Nokta bile kayboldu Elif. Noktasal tam gölge bile kayboldu. Artık tamamen yarı gölge. Sakın ha, en büyük hata şu. Buraya da böyle bir şey çizip orası tam gölgedir demeye kalkmayın. Burası da yarı gölgedir, tam gölge değildir. Yine yarı gölgedir. Nedenini anlatayım. Nedenini anlatayım şimdi. Ayar Nur'dan iyi izleyin burayı. Beni çok iyi izlemenizi istiyorum. Beni çok iyi izlemenizi istiyorum. Arkadaşlar, şu noktada ben bir adam olayım mı? Ben bir küdamım, küdam. Küdam demek küçük adamın kısaltması demek. Söylemiştim daha önce. Söylemediysem şimdi öğrenin. Küdam. Edersin Medine. Edersin. Tam gölge aslında noktasal olarak vardır ama edebilirsin. Problem değil. Noktasaldır çünkü sonsuz küçük. Şimdi ben orada bir küdam olayım. Eğer tam gölgenin içinde olsaydım, bakın mesela yukarıya geçelim bak, birinci şekle gidelim. O küdamı şurada kabul edin. Tam bu noktada küdam kabul edin. Bunu ay olarak düşünün. Küdam dünya üzerinde. Şu da güneş. Küdam güneşi göremez. Bakın görüş alanını çiziyorum. Ay güneşi görmesini engeller. Dolayısıyla burası ışık almadığı için tam gölgedir. Kendinizi küdam gibi düşünün. Işık kaynağını görebiliyorsan eğer yarı gölge, yani tamamını görüyorsan ışık kaynağının aydınlık taraftasındır. Bir kısmını görüyorsan ışık kaynağının yarı gölge bölgesindesindir. Hiç göremiyorsan ışık kaynağını tam gölge bölgesindesindir. Doğru değil mi? Bana söyleyin bakayım doğru değil mi? Tersten bakın. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Şu noktasal tam gölge dediğin yerde olsaydı benim küdamım. Noktasal tam gölgenin olduğu yerde olsaydı benim küdamım. Bunu ay gibi düşünün. Şunu da güneş gibi düşünün. Bakın kırmızıyla çizdiğim şeklin üzerinde devam ediyorum. Kırmızıyla çizdiğim ışınlardan. Hiç göremem. Dolayısıyla noktasal tam gölge içindeyimdir. Noktasal tam gölge içindeyimdir. Hiç göremiyorum çünkü güneşi. Ama sadece o noktada göremiyorum. Başka bir noktadaysam meğersem bak. Meğer başka noktadaymışım. Mesela bakın şu yeşil noktadaysam eğer. Bakın. Güneşin bir kısmı engellenir. Bir kısmını görebiliyorum bak şu boyadığım kısmını görebiliyorum. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? O yüzden yarı gölge içerisindeyim. İçerisindeyim. Güneşin bir kısmını görüyorum. Tamamından ışık almıyorum ama bir kısmından alıyorum. Demek ki aydınlanıyorum. Tamamen değil ama az da olsa aydınlanıyorum. Yani yarı gölge içindeyim. Şimdi en sağdaki küdama bakalım. En sağdaki küdama bakalım. Arkadaşlar bunu anlatabilmek için şekil çok karıştı. Bir daha çiziyorum. Şekil çok karıştı. Bir daha çiziyorum. Büyük, küçük ışınları gönderelim. Bir daha çiziyorum. Daha net anlaşılsın. Işınlar. Kırmızıyla çizelim. Bir de çap.
Şimdi bakın bakalım. Perdeyi buraya koydum. Ben diyorum ki bu perde üzerinde sadece ve sadece şu şekilde bir yarı gölge oluşur. Tam gölge oluşmaz. Hadi ispatlayalım. Ben bu noktada bir küdem olayım. Bunu ay, bunu güneş olarak düşüneyim. Bakalım güneşi görebiliyor muyum, göremiyor muyum? Bakın çizgiler çiziyorum. Ay, güneşin belli bir kısmını sadece engelleyebilir. Böyle bir yerini engelleyebilir. Güneşin dış taraflarını görebiliyorum. Ben güneşin o dış tarafını görebiliyor isem, bana oralardan ışık geliyor. Demek ki bunun olduğu bölge tam değil, yarı gölge. Anladınız mı meseleyi? Ben güneşin etrafını görebiliyorsam, bu ne demektir? Oradan bana ışık geliyor demektir. Demek ki orası tam gölge değildir. Yarı gölgedir. Anlaşıldı mı? Bir noktanın, evet, küçük adam yani küdam çizin. Küdamın olduğu yer hakkında karışık, yani kafanız karışıyorsa küdamın görüş alanını çizin. Kaynağı görüyor mu görmüyor mu ona bakmanız yeterlidir. Kaynağın bir kısmını bile görüyor olsa o küdam yarı gölge bölgesinde bulunur. Tam gölge bölgesinde değil. Hiç görmeyecek kaynağı ki karşılığında kaynaktan hiç ışık gelememiş olsun. Böylelikle de tam gölge bölgesinde bulunur. Ama bakın, o perde şurada olsaydı, o perde şurada olsaydı, aynı küdamı şuraya vereyim bak şimdi. Aynı küdamı buraya vereyim. Artık o küdam tam gölge bölgesi içindedir arkadaşlar. Hadi çiziyorum bak. Hop, ay nereyi engelliyor görüyor musunuz? Güneşi hiç göremiyor bu küdam. Güneşi hiç göremediği için de tam gölge bölgesi içerisinde. Yani o kesim noktasının sol tarafı da tam gölge oluşur, sağ tarafında oluşmaz. Anladınız mı meseleyi? Kesim noktası kritik noktadır arkadaşlar. Kesim noktası bu tip sorularda kritik noktadır. Sol tarafında tam gölge oluşurken sağ tarafında da bu şekil için sağ tarafında oluşmaz tam gölge. Sadece yarı oluşur. Tam o kritik noktadaysa aslında noktasal bir tam gölge mevcuttur. Ama biz onu gözleyemeyiz sonsuz küçüklükte olduğundan ötürü. Okey midir? Yaptığım şey sanırım anlaşıldı. Bir şey daha bahsedip ara vereceğim. Bir şeyden daha bahsedip ara vereceğim. Arkadaşlar, kitaplarda şu çok yapılır, oysaki yanlıştır. Kitaplardaki bir hatadan bahsedeceğim şimdi. Bakın, adam ne yapıyor? Noktasal ışık kaynağı K şöyle merkezden geçen, burası merkez. Bir şey, bak şimdi. Gölgenin alanını nasıl hesaplıyor? Bak bakalım. Şunun yarıçapına R diyor. Mesela şu mesafe D olsun, şu mesafe de D olsun. O zaman diyor burada oluşan diyor, şuranın yarıçapı da diyor arkadaşlar 2R olur diyor. Benzerlik yapıyor yani. Bakın şu benzerliği kuruyor. Bunlar birbirlerine eşittir. Bu R ise bunlar D'de. O zaman burası 2R olur diyor. Doğru mu? Böyle yapıyorlar değil mi? Ama yanlıştır bu. Neden derseniz. Bakın bakalım. Bakın bakalım. Esasen teğet noktası burasıdır. Teğet noktası şurasıdır. Dolayısıyla dik olan açı burasıdır. Yani benzerliği aslında şöyle atması gerekir. Benzerliği aslında şöyle atması gerekir. Şu nokta, şu mesafeyi biliyor musun? Biliyorsun. Ne kadar o mesafe? R kadar.
Şimdi burayı bulamazsın ama. Benzerlik olayı farklıdır çünkü. Noktalı çizgili, o zaman şurası noktalı. İşte ihmal edemezsin ama Esin. Bak. İhmal edemezsin. Yanlıştır o. Neden? Bak şimdi. Mükemmel bir şeye. Küre ya da şey. Tam olarak dikme atarsan buna teğet tam olarak düz gelmelidir. Sen şuralardan bir yerlerden atıyorsun o teğeti. Şuralardan bir yerlerden atıyorsun. Dik açı burası olur o zaman. O zaman da benzerlik yanlış kuruluyor kitaplarda. Kitap benzerlik kitaplarda yanlış kuruluyor arkadaşlar. Medine, ya onları ihmal edeceksiniz. Burası teğet değil arkadaşlar. Bakın yukarıdaki şekilde şurası dik. Burası tam olarak yarıçap değil ki. Bakın daha yukarıdan bir yerden geçiyor artık. Burası R'den büyüktür. R değildir artık orası. Benzerlik yanlış atılmaktadır. ÖSYM böyle soru soramaz. Sorarsa da oradaki minik farkı ihmal etmek zorundayız diye, ihmal ediliyor diye soruda vermek zorunda. Sormaz, soramaz. Alan sorusu soramaz bu şekilde. Benzerlik çünkü yanlış kuruluyor. Bambaşka değerler çıkar doğru benzerliği atarsanız. Ha, ama sözel soru sorarsan sorun yok. Alan nasıl değişir? Artar azalır da sorun yok. Ama alan tam olarak nedir? Ya, o gölgenin yarıçapı tam olarak nedir dersen 2R değildir burası. 2R değildir arkadaşlar burası. Benzerlik yanlış kuruluyor çünkü. Evet, buna dikkat edin. Hadi şimdi ara veriyorum. Bay bay.